Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben Seda Yılmaz. Muğla Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeniyim. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora eğitimime devam etmekteyim. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle öğretmen gözüyle Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sempozyumunda bildiri sunacak olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlar, bu sempozyumu düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi ve kariyer planlama süreçlerine rehberlik üzerine bir araştırma projesi yürüttüm. Bu araştırma projesini bugün sizlerle paylaşmak isterim. Araştırma projesi, eğitimde kapsayıcılık ve rehberlik ana teması altında, eğitimde rehberlik ve psikolojik danışmanlık alt teması altında bulunmaktadır. Sunumuma geçmeden önce sunu akışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle problem durumu, araştırmanın amacı, araştırma soruları, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler kaynakça ile sunumumu tamamlayacağım. Meslek lisesinde görev yapan bir meslek dersi öğretmeni olarak günümüzde lise öğrencilerinde en çok karşılaştığımız problem olan meslek seçimi ve hedef belirleyememe, kariyer planlaması konusunda bir problem olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaması, mesleki ve akademik potansiyellerinin farkında olmamaları, geleceğe yönelik hedef belirleyememe, meslek seçimi konusunda belirsizlik ve ikilem yaşama, en önemlisi de yetenekleriyle uyumlu meslekler seçmek yerine popüler ve daha çok gelir getiren mesleklere yönelme durumları gözlemlenmektedir. Bu problemlere dayalı olarak literatürdeki mesleki rehberlik kuramları incelendiğinde bu problemin kuramsal arka planını da sizlerle paylaşmak isterim. Mesleki rehberlik kuramlarından Parsons'ın özellik faktör kuramı, bireye uygun mesleğin mutlu ve üretken bireyler ortaya çıkardığını, Holland'ın kişilik kuramının meslek seçiminde kişiliğin belirleyici olduğunu, Sapir'in benlik kuramının kişinin kendisini algılama şeklinin meslek seçiminde belirleyici olduğunu, Ginsberg ve arkadaşlarının gelişim kuramının meslek seçiminin çocukluktan başladığını ve Roye'nin ihtiyaçlar kuramının psikolojik ihtiyaçların meslek seçiminde belirleyici olduğunu ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde meslek seçiminin belirli aşamalardan oluşan bir süreç olduğunu görmekteyiz. Bu araştırma projesi mesleki rehberlik kuramları doğrultusunda akademik ve bilimsel çerçeve içerisinde öğrencilerimize meslek seçimi ve kariyer planlama konularında rehberlik etme, öğrencilerimizin doğru meslek seçimi ile özgüvenli ve mutlu hissetmeleri, ilgi ve yeteneklerini fark etmeleri bakımından önemlidir. Projenin temelde iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi meslek lisesine yeni başlayan öğrencilerin ilgi ve yetenekleriyle uyumlu meslekler seçmelerine yardımcı olmak. İkincisi ise seçtikleri meslekler doğrultusunda kariyer planlama süreçlerine rehberlik etmektir. Projenin alt amaçları ise öğrencilerin akademik ve mesleki potansiyellerinin farkında olması, ilgi ve yetenekleri konusunda farkındalık kazanmalarıdır. Araştırma modeli ve deseni incelendiğinde bu araştırmanın nicel araştırma yöntemi ekseninde tasarlanan bir alan araştırması olduğunu görürüz. Araştırmaya başlamadan önce örneklemde yer alan öğrencilerimize meslek seçimi ve kariyer planlamayla ilgili ön bilgilerini sınamak amacıyla bir ön test uyguladık. Daha sonra projenin sonunda aynı testi uygulayarak öğrencilerimizin araştırma öncesi ve sonrasındaki gelişimlerini test ettik. Örneklem ve araştırma grubu, araştırmanın evrenini meslek liselerinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri, örneklemini ise basit rastgele örnekleme yoluyla seçilen 8 meslek lisesinden 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırma projesine ayrıca Almanya'dan ve Moldova Cumhuriyeti'nden bir meslek lisesi katkı sağlamıştır. Veri toplama aracı olarak ön test ve son test anketleri, verilerin analizi olarak da ön test ve son test arasındaki frekans değişkenleri basit istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına bakacak olursak, öğrencilerimize anketlerde sorduğumuz ilk soru, sizin için meslek seçiminde en önemli faktör hangisidir sorusuydu ve ön testte projeye başlamadan önce öğrencilerin cevaplandırdığı ön testte maaş, statü ve mesleğin popülerliği cevaplarını almışken, son testte ise yetenek ve meslek uyumu, işi severek yapma, iş doyumu, sosyal olanaklar ve kariyer imkanları cevaplarını aldık. Bu iki grafik arasında öğrencilerin meslek seçimindeki bakış açılarının değiştiğini görmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize ilgi alanlarınız ve yeteneklerinizin tam olarak farkında mısınız sorularına, ön teste hayır cevabı alırken son teste evet cevabını almış bulunmaktayız. Ön test sonucunda çalışacağınız ya da seçeceğiniz meslekle ilgili kariyer imkanlarının farkında mısınız sorusunu sorduk. Ön testte %75-80 oranında hayır ve %20-25 oranında da kısmen cevabını almışken son testte de %96-97 oranında evet cevabını almış bulunmaktayız. Dolayısıyla grafikler incelendiğinde öğrencilerimizin projeye başlamadan önce meslek seçimi ve kariyer planlama konularındaki fikirlerinin projenin sonunda farklı yönde değiştiği, daha bilinçli bir bakış açısı kazandıklarını görmekteyiz. Bu bağlamda projenize yapılan diğer faaliyetlerden kısaca bahsetmek isterim. Öğrencilerimize gastronomi alanı, bilişim, pazarlama, çocuk gelişimi ve eğitim alanlarında akademisyenler ve alan uzmanlarının bir araya geldiği söyleşiler düzenleyerek bu alanlarda onları bilgi sahibi yapmaya çalıştık. Aynı zamanda Almanya ve Moldova Cumhuriyeti'nden katılan meslek liselerinin de kendi eğitim sistemleri ve öğretim programları ile ilgili bilgi akışı sağlandığı çevrimiçi toplantılar gerçekleştirildi. Sonuç olarak araştırma projemizde öğrencilerimiz farkında olmadıkları ilgi, yetenek ve kabiliyetlerini keşfettiler. Akademik ve mesleki potansiyelleri konusunda farkındalık kazandılar. Doğru meslek seçiminin hayati önem taşıdığı bilincinde meslek seçimleri konusunda daha gerçekçi karar almayı öğrendiler. Yetenek ve ilgi alanlarıyla uyumlu meslek seçimine yöneldiler. Aynı zamanda Avrupa'da bazı ülkelerdeki meslek eğitimleri hakkında bilgi sahibi oldular. Bu bağlamda birkaç öneride bulunmak isterim. Öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini keşfedebilmeleri için küçük yaşlarda sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelmeleri gerekli. Kariyer planlama konusunda öğrencilerimizin küresel iş fırsatları ve teknolojik yenilikleri yakından takip etmeleri gerektiğini söylemek isterim. Öğrencilerin doğru meslek seçimleriyle ilgili bilgilendirici ve yönlendirici çalışmaların meslek liselerinin daha fazla yapması gerektiğini ve alan uzmanları ve akademisyenler de kariyer planlama söyleşileri düzenlenebileceğini belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.